atamız babamız. Onun bıraktığı bu mirası onun idealleri üzerinde devam ettirmemiz gerekiyor. O yüzden biz Muğla'lılar bunu en iyi şekilde temsil ediyoruz. Vatandaşlarımızın yani Türk vatandaşlarımızın hepsinin biraz daha bu konuda hassas olmasını istiyoruz. Biraz daha fazla hatırlanması gerekiyor. Gelmiş geçmiş en büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk. İşte yaptığı şeylerden dolayı teşekkür ederiz yani. Bu milleti buraya getirdi. Atatürk bu yurdu bize bağışlayan bir kişidir. Tabii bağışladığı insanlar değerini bilmedi başka da. Şu an kemikleri sızlıyordur ama onu anmak çok güzel bir şey. Atatürk'ün kıymetini bilen yok asla. O olmasa zaten biz asla dünyada olmayacaktık. Bugün zaten benim 3 yaşında bir oğlum var. Bugün özellikle ona anlayabileceği dilde anlattım. Tabii ki üzüntülüyüz. Hani sabah kalktığımızda bile o hüznü yaşıyoruz yani her 10 Kasım'da. O yüzden ben oğluma elimden geldiğince onun yaptıklarını anlatmaya çalışıyorum. Bugün o da üzüldü hatta. Böyle hüzünlü bir sabaha uyandık. Ama çocuğuma onun ilkelerini, ilkinaplarını anlatmaya çalışıyorum. Onun izinden gitmeye çalışıyoruz. 10 Kasım'da Atatürk'ü saygıyla anıyorum. Yani ne diyebiliriz ki hani 9'u 5 geçe hiç olmasaydı istiyor insan ama bir şekilde yeri de doldurulamıyor asla. Onun gibi lider bu dünyaya bir daha gelir mi? Hele ki bizim milletimize bir daha gelir mi bilmiyorum yani. Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyoruz. Her zaman kalbimizde. Atatürk'le ilgili esasında söylenecek ve anlatılacak çok şey var ama şu anda kelimeler onu anlatmaya yetmez. Ama devrimlerinin ve her zaman fikirlerinin bekçisi olmaya devam edeceğiz. Fikirler ölmez her şeyden önce. Onun liderlik vasfını ve yaptığı devrimleri anlatmaya ne yazı yeter ne söz yeter. Bu şekilde devrimlerinin ve yaptığı, bize öğrettiği cumhuriyet yolunda ve laiklik yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Atatürk'ün yaptığı devrimler gerçekten çağdaş devrimlerdir. Bunu kesinlikle inkar edemeyiz. Tabii ki şu an yaptığı devrimleri beğenmeyen kısım var kesinlikle, beğenmeyen kesimler var. Ama çağdaşlaşma yolunda iyi adımlar atmıştır kendisi. Şu an kesinlikle çağdaşlaşma yolunda iyi adımlar atmış bulunuyoruz onun için. Atamızı bir gün değil, her gün saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Keşke yaşasaydı derim. Şu anki düzeni, şu anki laikliği getiren kişi biraz da olsa saygımızı o kadar içten ve derin yaşardık. Yani onun kurmuş olduğu bu cumhuriyeti şu an yaşatamıyoruz belki ama o başımızda olsaydı yaşatırdık yani. Allah mekanını cennet eylesin. Yani anarak değil de keşke anlayarak yaşayabilseydik bugünleri Atatürk'ü. O zaman daha farklı olurdu, daha iyi olurdu, daha güzel olurdu. Ama tabii umudumuzu kaybetmemek lazım. Daha güzel olur inşallah. Raise the roof, sir.